Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı Koza yayınları 130, 131 ve 132. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz yüzdelik ifade, kesir ve ondalık gösterimleri birbirine dönüştürme. Kaan girdiği bir deneme sınavında 100 sorudan 98'ini doğru olarak cevaplamıştır. Kaan'ın doğru cevap sayısı kes sayısını kesir ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile nasıl gösterebileceğinizi söyleyiniz. Kesir olarak yüzde %98, yüzde sembolü yüzde %98. Uygulama basamakları yüzlük kartınızdaki birim karelerden istediğiniz kadarını boyayınız. Boyalı bölgelerin sayısını yüzde sembolü ile gösteriniz. 65 oranında boyayınız. Yüzde sembolü ile gösterdiğiniz sayıyı kesir ve ondalık gösterim biçiminde yazınız. Yüzde 65. Aşağıdaki kesir, aşağıdaki ifadeleri kesir ve ondalık gösterim biçiminde yazınız. Yüzde 5, 0,05. Yüzde 16, 0,16. Yüzde 72, 0,72. Yüzde 63, 0,63. Yüzde 8, 0,08. %82, 0.82, %50, 0.50, %81, 0.81. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterin ve yüzde sembolü ile yazınız. 10'da 8, 0.8, %80. 2'de 4, çarpı 25, %50, 0.50, %50. 5'te 2, çarpı 20, 40'da 100, 0.4. 40. 14 20'de, 14'te 20 14 çarpı 5 yüzde 70 0,70 yüzde 70. %70. 50 22 çarpı 2 44'te 100, 44 100 0,44 yüzde 44. Yüzde 9 0,90 yüzde 9. Yüzde 27 0,27 yüzde 27. %27. %96 eşittir 0,96. %96. Aşağıdaki ondalık gösterimleri kesir ve yüzde sembolü ile yazınız. 0,03 %3, %3. 0,51 51'de 100 %51. 0,49 49'da 100 %49. 0,84 84'de 100 %84. Uygulanan bir ankette 100 kişiyi en çok hangi rengi sevdiği soruldu. Toplanan veriler aşağıdaki gibi bir yüzlük tabloda gösterildi. Yüzlük tabloya göre bu renklerin her birini en çok sevenlerin yüzdelerini bulunuz. Yüzdeleri kesir ve ondalık gösterim biçiminde yazınız. 26 ile kırmızılardır. %26 olarak kesir. 0,26 olarak ondalık gösterimi. %26 da yüzdelik gösterimidir. Bir otomobil 75 kilometrelik yolun 45 kilometresini gidince mola vermiştir. Otomobilin moladan sonra alacağı yolun tüm yolun kaçta kaçı olduğu kesir, ondalık gösterim ve yüzde olarak yazınız. 75 45 30 kilometre kalmıştır. 75'te 30 0,4 oransal olarak kalan yoldur. Kesir olarak onda 4 ondalık olarak 0,4. Yüzdesel olarak da yüzde 40'tır. Alışverişlerinizde aldığınız fişleri inceleyiniz. Aldığınız ürünlerde KDV oranlarının yüzde kaç olduğunu öğreniniz. Alışverişlerimizde fiş veya fatura almanın ülke ekonomisine ne gibi katkı sağlayacağını arkadaşlarınızla tartışınız. Aldığımız ürünlerde yüzde 8 olarak KDV varken diğer ürünlerde ise yüzde 18 oranında KDV olmaktadır alışverişlerimizde aldığımız fişler KDV ile birlikte vergi olarak devlet bütçesine gitmektedir. Bu hem gelir kaybını engellemekte hem de katma değer olarak devletimizin kazancı olmaktadır. Bu ürünlerden alınan katma değer vergisi bizlerin altyapı, eğitim, sağlık gibi birçok alanda hizmet olarak geri dönmektedir. İş yerlerinde sürekli olarak fişlerimizi alarak devletin bu kaybı engellemesi ve tekrar bize dönmesini sağlanmalıdır alınan vergiler sonucunda devletimiz güçlenerek sağlam bir ekonomiye sahip olacaktır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.